Yani bu akşam yaşadıklarım farkına varmamı sağladı. Yarın da aynı şeyi düşüneceğim biliyorum. O yüzden senden bir kez daha rica ediyorum. Evine dön. Mete? Faruk? Mete Bey, sizin ne işiniz var burada? Anahtarı mı nereden buldunuz? Serap Hanım, gerçekten nasıl cevap vereceğimi şu anda bilemiyorum. Ne öğrenirsin? Ama merak ettiğim bir şey var. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır? Baba. Naz. Merhaba canım. Naz, uyandırdık mı seni? Yet amca, sen ne yapıyorsun burada? Ona da mı haber verdiniz? Hadi çıkıyoruz Naz, hadi. İyi de baba. Hadi kızım. Al. Faruk Bey. Teşekkürler. Naz için yaptıklarına sağ ol. Faruk Bey, lütfen bir konuşsaydık, böyle gitmeyin. İyi geceler. Pes yani, ne gece be? Ha? Baba çok kızdın değil mi? Özür dilerim baba. Baba özür dilerim gerçekten. Arabaya bin. Serap abla gelmeyecek mi? Hayır, bin arabaya. Faruk Bey. Faruk Bey, lütfen böyle gitmeyin. Lütfen konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Var. Biraz önce sizi öptüm. Yani o arada Mete Bey geldi. Niye geldi? Evimin anahtarı onda, ne arıyordu bilmiyorum, inanın. Yani büyük bir yanlış anlaşılma var. Şimdi olmaz Serhat. Lütfen böyle gitmeyin. Lütfen konuşalım. Evine git Serhat. Faruk Bey. Baba, ne oluyor? Evet Naz, ne oluyor? Biz neden şu an bunu yaşıyoruz ha? Bunu yaptığına inanamıyorum. Özür dilerim. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın? Hani ne düşündün kızım? Ha? Kaçarak sorunlarını çözeceğini mi düşündün? Biz ne ara bu kadar koptuk ha? Nedir bu kadar nefretin? Hayır, nefret etmiyorum baba. Sadece çok kızgınım. Bak Naz, seni anlamaya çalışıyorum, tamam mı kızım? Ama niye bu kadar kızgın olduğunu anlamıyorum, anlat. Yani seni kızdırabilecek ne yapmış olabiliriz, anlat. Hani Ömer hastalandığında bize çok kızdın ya. Hatta Serap ablanın evden gitmesine izin verdin. Niye kendine kızmadın baba? Hı? Niye? Belki sen İpek teyzeyle otelde kalmasaydın bunlar olmazdı. Ömer hastalanmazdı. Serap abla gitmezdi. Tuğba denen kadın hayatımıza girmezdi. Belki hiçbir şey bu kadar kötü olmazdı baba. Yani bütün bunlar benim yüzümden, öyle mi? Onu bilmiyorum ama Serap abla yüzünden de değil. Gitmek Serap'ın tercihiydi kızım, biliyorsun. Bu gece de benim tercihimdi ama. Bak nasıl geldin peşimden.
bırakmadın beni. Serap ablayı da bırakmasaydın. Naz, sen benim kızımsın, canımsın. Ben seni hiçbir zaman bırakmam, bırakamam. Sen Serap ablanla kendini nasıl bir tutarsın ha? Hem o zaten gidecek, kendi hayatını kuracak. Hayır ya. Naz, bak onu sevmeni anlıyorum ama bu kadarı fazla. Sen sevdiğin birini başına bir şey geleceğinden korkarak sokaklarda aramanın ne demek olduğunu biliyor musun? Ha? Canından çok sevdiğin birini başına gelebilecekleri bilip aklına getirmemeye çalışarak aramanın ne demek olduğunu biliyor musun? Hı? Özür dilerim baba. İnşallah öğrenmezsin kızım. Ben bu gece senin sayende öğrendim. İnşallah sen hiç öğrenmezsin çünkü ölümden beter biliyor musun? Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Naz, bir daha ne olursa olsun ama ne olursa olsun böyle bir şey yapmaya kalkmayacaksın, tamam mı? Söz ver bana. Ben bana bu gece yaşattığını bir daha yaşayamam. Anladın mı? Bunu senden bilir miyim? Her zaman. Özür dilerim. Sakın bizi bırakma. Sakın bizi bırakma. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle de olmaz ki Serap. Ne yapıyorsun? En azından ne yapmaya çalıştığını söyle. Bir kelime çıksın ağzından Serap. Ne yapıyorsun Serap? Bir daha benim hayatıma o leş burnunu sokarsan seni öldürürüm Mete. Duydun mu? Öldürürüm. Dur. Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun hala? Binsene. Nereye gidiyorsun? Serap, böyle olmaz. Dur, 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 dur. Bey amca. Kapıyı aç amca. Oğlum ne yapıyorsun? Öldürteceksin mi kendini? Bey amca, şu öndeki sarı taksiyi takip edebilir miyiz lütfen? Bir yamuk olmasın evladım. Yok canım, ne yamuğu ya? Bir yuvayı kurtaracaksın amcacığım. Hadi gözünü seveyim. Kemerini tak o zaman. Hadi, hadi. Takıyorum. Sence de artık gelmiş olmaları gerekmez miydi, ha? Gelirler birazdan. Rahatla biraz. Naz'ı görmeden rahatlayamam. Hah. Oh, çok şükür. Geldiler işte, bak. Çok şükür. Naz! Naz! Naz, ablacığım, çok korktum. Naz, sana bir şey olacak diye çok korktum ablacığım ya. Bana bak, bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı? Söz ver bana, bak ne istersen yaparım ama ne olur gitme Naz, tamam mı ablacığım? Babama söz verdim zaten, bir daha yapmayacağım. Dersimizi aldık galiba. Gel buraya, kaçak. Korkuttun bizi. Hadi, geçelim içeri. Cem. Sana da çok borçlandım, sağ olasın. O nasıl söz Faruk Bey? Onlar benim de canım. Biliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Senden bir kez daha rica ediyorum. Evine dön. Thank you.
Nak nak. Yok. Senin ecelin gelmiş belli. Senin ecelin gelmiş belli. Şş, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada neler döndüğünü bana anlatmak zorundasın. Ya sen az önce benim Serap Gencer olma biletimi yaktın, duydun mu? Nasıl ya? Serap Gencer. Serapçığım, Allah aşkına bu senin kulağına da biraz fazla gelmiyor mu? Ya ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Ha? Ben senden kurtulamayacak mıyım? Mesajların bezdirdi, telefonlarını engelledim ama durmadın kahrolası. Ya, ya sen ne biçim bir adamsın ya? Sen benim evime elini kolunu sallayıp nasıl gelirsin ya? Şş, yavaş. Ben sana demedim mi? Ya ben çok iyi hatırlıyorum. Sakın bir daha benim evimin yakınlarına bile girme demedin mi? Serapçığım, o evi sana ben aldım hatırlıyorsan. Ve oraya gelip gelmemekle ilgili senden izin alacak değilim. Pardon, çekilir misin? Çekilir misin? Seni bak. Mete, seni gebertirim. Hayatım, gidecek başka bir yerim yoktu, o yüzden geldim. Ya niye kurtulamıyorum ben senden ya? Ha? Niye kurtulamıyorum ben senden? Allah, ya mahvettin benim hayatımı ya. Sen benim hayatımı mahvettin. Bir dakika Serapcığım, neyi mahvettiğimi gerçekten çok merak ediyorum. Ben oraya gelmeseydim siz ne yapacaktınız acaba? Benim senden kurtulmam lazım. Tamam, sinirlenme. Sakin ol, sakin sakin konuşalım Serap. Senden kurtulmam lazım. Ha? Senden kurtulmam Hayırdır, lazım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Serap, saçma sapan işler yapma. Bak, elinden kaza çıkacak. Senden kurtulmaya çalışıyorum. Serap, lütfen sakin ol. Özür dilerim. Tamam, haklısın. Konuşalım. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Duydun mu? Bu gece bu odadan ikimizden birisi ölü çıkacak. Serap, yapma. Seni öldüreceğim. Serapcığım, Allah aşkına sakin ol. Bak, delirdin yine. Seni öldüreceğim Mete. Sen her şeyi mahvettin. Duydun mu? Serap, seninle konuşmaya ihtiyacım vardı, hem de çok. Bak, gırtlağıma kadar borç içindeyim. Adamlar peşimde. Kumar mafyasının şakası yok, biliyorsun. Müsaade edersen sana bir şey göstermek istiyorum. Şunu biraz uzaklaştır, lütfen. Şöyle bir buraya bırak. Sakin ol. Sakin ol, kıpırdama. Bir dakika dur. Dur, dur. Konuşmaya dur, devam dur, edersen dur. Öldürürüm seni. Ama dur, bir şey göstereceğim sadece. Bak, bu ne biliyor musun sen? Bu evi ne biliyor musun? Ben eski karımın pırlantasını çalmak zorunda kaldım, biliyor musun? Ne haldeyim sen düşün. Anam sen. Ya sen. Ya sen ne iğrenç bir adamsın ya. Ya sen, sen iğrenç, kumarbaz bir adamın tekisin. Evet, iğrencim. İğrencim değil mi? Düşünce işte maalesef insan iğrenç oluyor. Senin üzerine ev alırken iğrenç değildim değil mi? Ha? 18 yıllık karımdan ayrılırken de iğrenç değildim. Ben sana boşan demedim Mete. Ben daha fazla evli bir adamla yapamam dedim. Ama aşktan gözümün kör olduğunu biliyordun değil mi? Tıpkı sana güvenemeyeceğimi bildiğim gibi. Ya sen... Sen bağımlının tekisin ya. Sen bağımlı, kumarbaz bir adamın tekisin. Tam da bu yüzden kendimi seninle kirletmedim ben, anladın mı? Ama evi alırken hiç itiraz etmedin. Bununla beni kandıramazsın demiştim sana değil mi? Ama sen ne yaptın? Paranla aşkımı satın alabileceğini sandın. Sonra da bana elini bile süremeyince gururun incindi. Ama ne gerekiyordu biliyor musun? Birinin sana aşkın parayla satın alınamayacağını öğretmesi gerekiyordu. Vay be, Serap Hoca'dan hayat dersleri. Yalnız uyarayım, fiyatı hiç öyle hafife alınır cinsten değil. Bir şey soracağım. Sen şimdi neden buraya geldin? Onu çok merak ettim. Evi niye terk ettin de buraya geldin? Çünkü senin yaptığın bu pisliği temizlemek için. Serapcığım, bu pisliği ben olmadan temizleyemeyeceğini biliyorsun değil mi? O yüzden sakin ol, benimle iyi geçin. Bu işi birlikte temizleyelim. Bana bak Mete. Eğer bana bir numara çevirirsen, eğer beni kandırmaya çalışırsan var ya, o borçlandığın mafya var ya, onlar değil, ben kendi ellerimle seni öldürürüm. Duydun mu? Pislik.
Günaydın. İpek. İpek, bir kahve yapayım mı sana, ister misin? İpek, bir şey de anlatmıyorsun sen ya. Mete Bey'le mi ilgili, ne oluyor sana? Lütfen Mete deme bana. Bana Mete deme. Ege'ye söylemeyeceğim ama kovdum onu evden. O haldeki adamı kovdun evde. Cehenneme giden yolda iyilik taşlarıyla döşelidir diye bir laf var, bilir misin? Bilmiyorum ama güzelmiş. Kimseye hak ettiğinden fazlasını yapmayacağım. Sonra sınırımı tanımazlar. Beni dinle. Eğer kapıya gelirse asla içeri almayacaksın, tamam mı? Şimdi güvenliğe de tembih edeceğim. Binaya dahi almasınlar rezil. Tamam tamam, almam ben, korkma sen de. Bu adam ne yaptı sana bu kadar ya? Kime ne istesem anlatırdım, değil mi? Kime ne istesem zaten anladım. Hoş geldiniz Faruk Bey. Faruk Bey, benim size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Odanızda mı konuşsak? Gel. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Evet Esra, seni dinliyorum. Konu ne? Konu Serap Faruk Bey. Yani aslında konu tam olarak dün gece yaşananlarda diyebiliriz. Dün gece? Faruk Bey, benim bir süre önce aceleyle evden taşınmam gerekti. Yeni bir ev bulana kadar da Serap'ta kalıyordum. Sağ olsun Serap size taşındıktan sonra anahtarını bana verdi. Sadede gel. Dün gece Mete o eve Serap için gelmedi. Benim için geldi. Çok özür dilerim. Çok utanıyorum Faruk Bey. Ama bunu bilmeniz gerekiyordu Faruk Bey. Çünkü Serap bana yaptığı iyilik yüzünden şu an çok yanlış bir şeyle suçlanıyor sanırım. Mete ile, yani Mete Bey ile benim bir süredir bir ilişkimiz var. Biliyorum İpek Hanım'ın eski kocası. Ama aşık oldum Faruk Bey. Yani kendime engel olamadım. Birçok kez bitirmeye çalıştım ilişkiyi. Ama yapamadım. Mete ile tartışmıştık. Ayrılmak istiyor benden. Ailesine dönmek istiyor. Benimle yaşadığı şeyin bir hata olduğunu söyledi. İpek Hanım'dan başkasını sevemezmiş. Çok canım yandı Faruk Bey. Ben de onu meraklandırmak istedim. Kapadım telefonu, çıktım evden. O da bana ulaşamayınca eve gelmiş. Keşke yapmasaydım. Keşke ben ayrılabilseydim. Ama bitti. Artık bitti Faruk Bey. Çok acı çeksem de bu ilişkiyi bitireceğim. Vereceğiniz karara da razıyım. Kovsanız da bir şey diyemem. Ama tek bir ricam var. İpek Hanım'ın haberi olmasın lütfen. Bir de Serap'ı da boşuna suçlamayın artık. Dün gece kız evden çıktı, otele yerleşti. Yani artık ne olduysa bu evde yapamam ben deyip çekip gitti. Her şeyi mahvettim Faruk Bey. Mete'nin evliyken birlikte olduğu kadın sen miydin? Hayır. Hayır, yemin ederim ben değildim. Evli biriyle asla birlikte olmam Faruk Bey. Yani normalde Mete Bey'le de birlikte olmazdım ama çok ilgi gösterdi. Kapıldım. Çıkabilirsin sen.
eşyalarımı toplayayım mı? Bence sen kafanı topla. Yani ilgi gösteriyor diye birine kapılacak kadar zayıf olma. Mesela eşini aldatmış birinin ilgisini defalarca sorgula. Öyle değil mi? Ben dersimi aldım Faruk Bey. Bu saatten sonra zaten kime güvenebilirim bilmiyorum. Hadi git elini yüzünü yıka. İşini başına dön. Kovmuyor musunuz beni? Bak bu konu burada kalacak, tamam? Bu konuyla ilgili bir daha karşıma gelirsen. Asla. Asla Faruk Bey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Serap abla günaydın. Günaydın canım. Ben de seni arayacaktım tam. Ne yapıyorsun? İyi misin? Evde her şey yolunda mı? Babam biraz sert davrandı ama tatlıya bağladık. İyi ki sende olduğumu biliyordu. Yoksa partiye gittiğimi öğrense neler olurdu bilmiyorum. Bak bana söz verdiğin için bir şey söylemedim babana. Ama bir daha olursa... Yok yok hayır asla. Yani ben dersimi aldım. Dün olanlardan sonra zaten bir daha asla böyle bir şey düşünemem bile. Aferin sana kızım benim, canım Nazım. Serap abla, dün ne oldu öyle? Yani Mete amca neden sendeydi? Hepiniz bir tuhaftınız, babam da bir şey söylemedi. Yani Mete amcan seni merak etmiş, Nazım o kadar. O yüzden gelmiş yani. Ona kim haber verdi ki? Nazım... Benim şimdi kapatmam lazım. Bir iş görüşmesine gireceğim de arayacağım seni, tamam mı? İş görüşmesi mi? Evet Nazım. Yani artık bir şekilde para kazanmam gerekiyor benim de. Öpüyorum seni. Arayacağım. Hadi bay bay. Ha, of ya işe gitmemesi lazım ama. Nazcığım. Ne yapıyorsun ablacığım? Serap ablayla mı konuştun? Artık sorgulanacak mıyım böyle? Naz aşk olsun ablacığım. Ben öylesine meraktan sordum. Serap ablayla konuşuyordum. Mete amca falan diyordun. Dün gece Serap abladaydı Mete amca da. Onun bile haberi olmuş abla. Nereden haber olmuş? Bilmiyorum ki. Babam herkese ayağa kaldırdı herhalde. Ha. Ya olabilir. Çünkü Mete amca İpek teyze de kalıyor. Naz. Bu arada biliyor musun? Ben babam Serap ablayı tekrar eve getirir zannediyordum. Ben de öyle sanıyordum ama babamın hiç niyeti yok gibi abla. Abla sen yardım eder misin? Birlikte getirebiliriz bence. Lütfen. Yoksa yeni işe falan bir şeyler yapacakmış bilmiyorum. Lütfen ya. Kaybetmememiz lazım Serap ablayı. Ama Nazcığım, Serap abla istiyor mu? Bir şey demedi ama bana istiyor gibi geldi. Hı. Yardım edecek misin? Naz dediğim gibi. Yani önce Serap ablanın gelip gelmek istemediğinden emin olmamız lazım ablacığım. İstiyorsa? Tabii ki. Yani sen mutlu olacaksan tabii ki yardım edeceğim ama... Ama Serap abla gelene kadar Tuğba Hanım'a kötü davranmak yok. Söz ver. Tamam söz. Teşekkür ederim ya. Ablaların en güzeli. Ne dedim kızım ben sana? Faruk Gencer bu. Mağdur olan herkese her zaman yardım eder. Kol kanat gerer. Bak. Güven bana. Ben sana güvenmesem bu işin içine zaten girmezdim de. Ya Serap bak ben böyle şeylere hiç alışık değilim. Ya Faruk Bey anlasaydı? Ama anlamadı Esra değil mi? Anlamadı. Ay. Bana bak. Sen yan çizmeye falan kalkmayacaksın değil mi? İyi. Sen bilirsin Esra'cığım. Annen nerede? Sevgilinin borçları yüzünden evinden olduğunu, sonra kredi kartlarının patladığını falan duyarsa ne olur kim bilir. Yazık. Ha bir de sen şey yapmıştın değil mi? Bu senet falan imzalamıştın sevgilin için. Şimdi hatırladım. Vallahi memleketine tıpış tıpış dönersin Esra. Aa, dur şimdi aklıma geldi. Şey de söylemiştin. Abimler bir duyarsa, yemin ederim beni kıtır kıtır doğrarlar demiştin değil mi? Şimdi hatırladım. Of! Serap, resmen şantaj yapıyorsun şu an bana, farkında mısın? Sen farkında değilsin asıl Esra. İkimiz de çıkarlarımızı koruyoruz, anladın mı?
bu işin sonundan ben zararlı çıkmayacağım değil mi? Ay ne mızmızlandın Esra ya, ne mızmızlandın? Ben sana verdiğim sözü ne zaman tutmadım? Tuttum, bir de üstüne fazlasını yaptım. Biliyorsun değil mi? Yani. İyi. Paramı ne zaman vereceksin? Bak ya, ben ne anlatıyorum burada? Kaçmıyoruz ya Esra. Zaten hesabına bir kısmını aktardım. Bir kısmını da sonra halledeceğim, merak etme. İyi. Ben hala Faruk Bey'in seninle evlenebileceği ihtimaline inanmıyorum, haberin olsun. Ben şirkete gidiyorum. Gerisi sende. Hı hı. Sözünü de tut. Ya Esra. Sen öyle san. Hesap. Ha Ayça, Serdar hazır mı? Ben de tam sana haber vermeye geliyordum. O bugün alışverişteydi, şimdi trafikte kalmış. Kaza mı ne olmuş? Tamam, tamam, ben taksiyi ararım şimdi. Bu arada ben yokken Tuğba Hanım'ı da boş bırakma, olur mu? Hani yeni başladı ya. Yani Nazlı ona pek bir tepkili ama. Ha, sıkıntı yok. Söz verdi, bir şey yapmayacak. Aa, öyle mi? Gerçekten ay, çok sevindim. Ama sen yine de göz kulak ol. Tamam, tamam, sen merak etme, benim gözüm üstlerinde. Sonuç olarak Gencer ailesi temalı lansman için her şey hazır Faruk Bey. Siz ve çocuklarınız gecenin taşıyıcısı olacaksınız. Çok güzel. Her şey yolunda görünüyor. Toplantıyı bitirebiliriz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Elinize sağlık. Toplantıyı erken bitirdin. İyi misin? Zor bir geceydi. Naz evden kaçtı dün gece. Ne? Ciddi misin? Maalesef. Serap'a gitmiş gecenin o saatinde. İnanmıyorum. Niye böyle bir şey yapmış ki? Benim yüzümden. Serap'ın gidişinden beni sorumlu tutuyor. Annesinin yokluğunu da onunla kapatmaya çalışıyor. Olabilir. Gidişi onu bu kadar etkilediğine göre. Bu Serap'la ilgili kafandaki soru işaretleri, onlar ne durumda? Serap hayatımızdan çıktığına göre bunun bir önemi yok. Pek de çıkmışım görmüyor ama. Ne yaptın? Vay vay vay. Plan tıkır tıkır işliyor ha. Bir şey söyleyeceğim. Bu Esra aynen konuştuğumuz gibi söyledi değil mi Faruk? Yani başka bir şey söylemedi. Ne söyleyecekti Mete? Ya ne bileyim. Bana bak. Eğer planı değiştirip bana oyun oynamaya kalkarsan, beni yakarsan, ben de seni yakarım, hem de çok pis yakarım. O zaman Faruk'u unutursun. Herkes her şeyi öğrenir. Yani ne demek istiyorum? Geleceğin iki dudağımın arasında. Beni sakın tehdit etme Mete. Duydun mu? Dün geceden beri bu pisliği temizlemeye çalışıyorum zaten. Sana çıkış yolu sundum. Hem İpek'i kaybetmeyeceksin, hem de mafya olan borcunu ödeyeceksin. Yani bu yaşadığın güzel hayatı benim sayemde yaşamış olacaksın, anladın mı? Vay 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 vay. Haklısın, tamam peki. Güzel. Hay, kes sesini. Al paralarını, çık git hadi. Tamam, şunu bir tutar mısın? Bir şey söyleyeceğim, hepsi bu kadar mı? Serap'cığım sen o evin kaç lira ettiğinin farkındasın değil mi? Mete, evi satmadım. Kredi çektim bunun için. İş bitince diğer kısmını da alacaksın. Hadi. Ya kabul etmezsen? Ya kabul etmezsen? Ne olur biliyor musun? Olur. O zaman bu hani senin borçlu olduğun mafya var ya. Ha. O
senin leşini bir çöplüğe atar, biz de oradan toplarız. Nasıl? Güzel mi? Müthiş fikir. İşte senin en çok bir zekanı seviyorum. Şunu açmama yardım eder misin? Elim kırık. İçine koyacağım. Çok mersi, teşekkür ederim. Ayrıca sinirlenince fena oluyorsun. Buna bak Mete. Bana bir daha sakın dokunma, duydun mu? Dua et. Bu el bize lazım. Yoksa şimdi bunu kırardım, biliyorsun değil mi? Biliyorum ne yaparsın. Sana bu kadar aksiyon yeter Mete. Hı? Bir an önce hazırlıklara başlasan iyi olur. Hadi bakalım. Ortak. Ortak da iyi oldu. Hadi. Ortak da güzel oldu. Hadi hadi. Hala mı taksi yok? Bu kadar zamandır. Peki. Anladım beyefendi. Teşekkürler. Bari yoldan geçse. Nereye? Yok sen kararlısın. Benim ödümü patlatmadan rahat edemeyeceksin. O kadar da değil. Nereye? Serap ablaya. Serap'a mı? Evet. Neden? Eve dönmek istiyor mu diye konuşacağım. Naz için çok önemli. Yürüyerek mi? Serdar'ın işi varmış. Taksi durağını aradım, taksi yok dediler. Ben de yoldan bulurum dedim ama yok. Pes etmiştim. O zaman iş başa düştü desene. Zahmet olmazsa. Ha bu arada Cem, benim acil ehliyet almam lazım. Durduğun kabahat. Yardım eder misin? Bana araba kullanmayı öğretir misin? Ben mi? Yani bence Serdar'a söyleyelim bu işi. Sonuçta onun işi araba ya. Hayır, sen öğret. Neden? Yani Serdar'ın arabası çok büyük, onda zor olur. İlla senin arabanı pert edeceğim diyorsun ha? Olur olur öğretirim. Atla hadi. Mesela bütün toplantıları iptal etsin. Çıkıyorum. Peki Faruk Bey ama İzzet Bey şimdi binaya giriş yaptı. Tamam aşağıdaki toplantı salonundan sonra çıkarım. Tamam ben Kamil Bey'e haber veriyorum o zaman. Gerek yok ben yalnız gideceğim. Bu arada Serap hangi otelde demiştin? Ben hemen yolluyorum konumu size. Tamam. Seninki bir hışım çıktı ofisten. Nereye çıktı? Sana geliyor kızım, oteli sordu. Gelsin bakalım. Yalnız Esra'cığım şu lafı çok sevdim. Seninki. Evrene sinyal gibi düşün işte. Hani böyle bir şey 40 kere söylersen oluyormuş ya. Söyle, söylemeye devam et. Hadi inşallah. Neyse kapatıyorum, hadi görüşürüz. Tamam canım, hadi öptüm, bay bay. Seninki. Sen Serap ablanın evini nereden biliyorsun? Kaç kez bırakmışlığım var oradan. Anladım.
gidelim bakalım. Acaba ben gelmesem mi? Belki baş başa konuşmak istersiniz. Cem saçmalama ya. Senden gizli saklımız mı var? Daha bir arayayım. Aa. Nisan'cığım. Serap abla, müsait misin? Sana geliyoruz. Bana mı? Evet. Hatta yoldayız şu anda. Aa, canım yani çok şaşırdım ama ben evde kalmıyorum. Otele geçtim. Otele mi? Neden? Yani anlatırım, uzun hikaye. Tamam. O zaman biz otele gelelim. Olur mu? Biz derken Naz'la beraber mi? Ha, yok yok, Cem'le birlikteyiz biz. Cem mi? Ha, tamam tabii, gelin. Yani çok uzak değil zaten. Tamam, o zaman konum atarsan iyi olur. Tamam, hemen yolluyorum. Geliyoruz. Bak sen Cem Efendi. Geldi konum. Niye oteldeymiş ki? Uzun hikaye dedi, gidince öğreniriz bakalım. Oh be. Havuzdan sonra duş iyi geldi. Ben de havuza gireceğim. Gel dedim de gelseydin. Ama şimdi girmek istiyorum. Ömerciğim, biz seninle akşamüstü gireriz havuza, oldu mu? Serap ablam olsa tamam der. Bence o da bu sıcakta girmene izin vermezdi. Naz, senin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Yok, yok. Teşekkür ederim. Aslında seninle beraber yapabileceklerimizi bir oturup konuşmak istiyorum. Nelerden keyif alırsın? Bence zamanınızı boşuna harcamayın. Neden boşuna olsun ki? Yani burada çok fazla kalacağınızı düşünmüyorum. Ne de olsa Serap abla geri dönecek. Serap ablam gelecek. Yaşasın. Hoş geldiniz. Aslında sürpriz yapacaktık ama. Üzülme Nisan'cığım. Aslında gerçekten sürpriz oldu. Nisan sana geliyordu. Taksi bulamayınca ben getirdim. Böyle kapıda konuşmayalım. Terasa geçin. Ne oldu? Sen neden otelde kalıyorsun? Ha. Size taşındığım için evi de bir süreliğine bir arkadaşıma verdim. Zor bir süreç geçiriyor. Kira ödemesin diye benim evde kalıyordu. O da yalnız kalmamak için ailesini çağırmış eve. Ben de şimdi onların yanında olamayacağım için mecburen otele geldim. Hangi arkadaş bu? Şu halini gören de beni sorguladığını sanacak. Değil mi Nisan? Sanki öyle bir havayla sormadı mı? Canım ben seni niye sorgulayayım ki? Sadece merak ettim tanıyor muyum diye, o yüzden sordum. Laf olsun diye yani. Neyse. Ben konuya gireyim çünkü fazla kalamayacağız biz. Yeni bakıcıyla bizimkileri yalnız bırakmak istemiyorum. Olur Nisan'cığım, konu ne? Serap abla, dün geceden sonra ben düşündüm. Eğer sen de istersen babamla konuşup senin eve dönmeni sağlayabilirim. Çünkü Naz ve Ömer için bu çok önemli. Aynı şekilde benim için de çok önemli. Bizim için yaptıklarından sonra bunu sana borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin Nisan'cığım. Yani şu an kalkıp buraya gelmen, inan bana, çok değerli benim için. Teşekkür ederim. Geliyorsun yani. Gelmeyi çok isterim ama maalesef bazen
istemek yetmiyor, biliyorsun. Gelmiyorsun. Cem, bir şey söyler misin sen de? Hadi. Bence yeterince istememekle ilgili bu. Hayır. İstiyorum Cem. O evde olmayı, sizinle birlikte olmayı çok istiyorum insan. Ama insanın onuru, gururu bazen bazı şeylere engel olabiliyor. Gitmek istiyorsun, gidemiyorsun. Ya da kalmak istiyorsun, kalamıyorsun gibi. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. Eğer istersen, gerçekten istersen mücadele edersin. Asıl onurlu olan bu. Tamam. Sen öyle yaparsın Cem. Evet. Ben istersem yaparım. Yapmıyorsam da içimden gelmediği içindir. Daha fazla ısrar etmenin anlamı yok o zaman. Nisancığım, çok özlemişim seni. Ömer'le Naz'ı benim için öp, tamam mı? Tamam. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya. Bir de böyle çifte kumlular gibi gelmişler. Benim derdim bana yetiyor zaten. Baba. Ne sen? Ne işin var burada? Serap ablayla konuşmaya geldim. Daha doğrusu Cem'le geldik. Arabayı almaya gitti o. Konu ne? Eğer Serap abla da isterse eve dönmesini isteyecektim. Bana sormadı. Hayır. Hayır tabii ki babacığım. Yani ilk onun fikrini almak istedim. Yani eğer istemiyorsan. Burada konu Serap'ın ne istediği değil, benimki olmalı. Özür dilerim. Ben bu kadar büyük tepki göstereceğini bilemedim. Tamam, şimdi ikiniz de eve dönün hadi. Bir daha da bana sormadan kafanıza göre iş yapmayın. Peki sen? Sen niye geldin baba? Nisan, eve dedim hemen. Hemen. Tamam. Bekliyorum. Gönderebilirsiniz. Hadi bakalım Serap. Asıl oyun şimdi başlıyor. Konuşmamız lazım. Buyurun. Haber vermem gerekirdi. Ama böylesini tercih ettim. Sorun değil. Ben dün geceden sonra bir daha yüzüme bakmazsınız diye düşünüyordum. Esra'nın benimle konuştuğundan haberin yoktu yani. Hayır, var. Ben onu kastetmemiştim. Faruk Bey, ben dün yaptığımdan dolayı çok utanıyorum. Tamam. Madem o konuyla başlıyoruz, lafı fazla dolandırmayacağım, soracağım. O aşık olduğun adam ben miyim Serap? İnsan aşık olacağı kişiyi seçemiyormuş Faruk Bey. Ben de seçemedim. Ben miyim Serap?
Yani... Her şey o kadar bir anda oldu ki Faruk Bey. Benim eve gelmem, çocuklarla ilgilenmem, onların her anını görmem, kendimi anneleri gibi hissettim. Sonra sizin Efsun ablaya bağlılığınız. Her şey o kadar yoğundu ki. Nasıl oldu? Ne zaman oldu? İnanın hiç farkında değilim ama bir şekilde oldu. Çok utanıyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hı? Bak şimdi kendin söyledin. Efsun senin ablan sayılırdı. Hepsinin farkındayım Faruk Bey. Şu an içimdeki vicdan azabının tarifini yapamam size. Sizin yüzünüze bakarken bir utanıyorum şu an. Keşke sizi hiç tanımamış olsaydım. Keşke. Kavuşma ümidi olmadığını bile bile sevmek. Size yasak olan birini bile isteye beklemek bu. Sevdiğiniz kişiyle hayaller kurup ama bunu gerçekleştirmeyeceğini bilerek beklemek. Ama yine de sevmek. Benim aşkım da işte böyle bir ceza Faruk Bey. O yüzden bana keseceğiniz hiçbir fatura bu cezadan ağır olamaz. Bir daha seni hayatımda istemiyorum. Ne benim, ne de çocukların. Faruk Bey. Tamam, siz yasaksınız ama lütfen. Çocukları bana yasaklamayın. Bari onları siz yokken göreyim, lütfen. Hayır. Son sözüm bu. Nerede Faruk Gencer? Ne oluyor beyler? Faruk Bey burada değil. Hem zaten buraya bu şekilde giremezsiniz. İstediğimiz şekilde gireriz. Ben yardımcı olayım. Buyurun. Tabii. Siz kimsiniz hanımefendi? Şu an buradaki en yetkili kişi benim diyelim. Ya siz? Biz Partekgil'den geliyoruz. O geçen sözleşmesini feshettiğiniz tedarik ortağınız. Anladım. Eski ortak demek istediniz yani. Mustafa Bey'in çocukları yani. Aynen öyle. Geçen babamız buradaydı. Faruk Bey'le görüştü. Biliyorum, ben de yanlarındaydım. Babanıza gereken açıklamayı yaptı Faruk Bey. Biz o açıklamayı çok iyi biliyoruz. Sözleşmeyi feshedip dünya kadar zarara uğrattığı yetmiyormuş gibi. Bir de babamızı doldurup göndermişsiniz.
Şimdi bir de işten olduk. O yüzden şimdi şöyle yapıyoruz. O Faruk Bey babamla konuşup bizi geri işe aldırmadan rahat yüzü yok ona, tamam mı? Ne münasebet canım? Sizi kendi hatanız yüzünden babanız işten atmış. Faruk Bey'le bunun ne ilgisi var? Bir şey söylemek istiyorsanız babanıza gidip çözün. Bakın hanımefendi, bizim sabrımızı zorlamayın, okey? Tamam. Bir dakika. Siz bu şekilde gözdağı verip bağıramazsınız burada. Emniyete haber vermemi istemiyorsanız derhal terk edeceksiniz burayı. Ben gayet de güzel bağırırım. Tamam. Hadi beyler, hadi. Beyler dışarı. Bakın bunun tekrarı olursa bedelini ödersiniz. Bırak. Bırak. An itibariyle hukuk şirketinde olan bütün bağlarımızı kesiyorum. Bunu söylemek için mi çağırdın beni buraya kadar? Hı? Şirketime gelseydin. Ama yok. Faruk Efendi ne yapacak? Ayağına kadar getirtecek, şişmiş egosunu tatmin edecek, değil mi? Doğru mu? Senin sorunun ne biliyor musun? Kafanda kurduğun bütün hurafelere inanmak. Vah. Wow. Faruk Gencer'in psikoloji bilgisi ezdi geçti ya. Ya sen ne aşağılık bir adam çıktın Mete ya. Taziye'ye geldiğinde inanmıştım sana. Çünkü samimiydim Faruk. Her şeye yeniden başlamak istedim. Hatta ailemi geri kazanmak istiyorum. Yalvarıyorum bana yardım et dedim ve yüzüme bile bakmadın. İyi ki de bakmadım rezil herif. İpeğin peşinde koşarken Esra'yla birlikteymişsin. Esra yaklaştı bana, ilgi gösterdi. İpek de yüzüme bakmıyordu. İlgiyi görünce dayanamadım. Yalan söyleme. Yalan değil, yemin ediyorum bak ben sadece karımı seviyorum. Hatta bunu ona da söyledim. Bak mesajlar attım, ben karımı seviyorum, seni istemiyorum dedim. Bak al, ben İpek'i seviyorum. Bu bir hataydı ve bu hatayı devam ettirmek istemiyorum dedim. Al oku, al oku. Faruk, Esra bir hataydı ve ben o hatadan döndüm. Senden bir ricam var. İpek lütfen bunu duymasın. Çünkü ben karımı çok seviyorum. İpek senin karın değil. Oh. Peki sen niye rahatsız oluyorsun bu durumdan? Birisi asistanın, birisi en yakın arkadaşım. Kaldı ki olmasalar bile başka bir kadına aynı şekilde davransa aynı duruşu sergilerdi. Gerçekten o yüzden mi? Bak samimi ol. Yani gerçekten o yüzden mi yoksa İpek'in bana dönmesini mi istemedin? Ne diyorsun sen? İpek'in diyorum. Bana geri dönmesini istemiyor musun? O İpek'in kararı. Ama umarım dönmez. Neden? İpek'le ilgili başka planların mı var? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor, duyuyor. Kulaklarım da duyuyor, gözlerim de görüyor. Her şeyin farkındayım ben. Ne oluyor? Gece geliyorum, Serap'tasın. El ele, göz göze. O. E İpek diyorum, onu da bırakmıyorsun. Hayırdır Faruk'cum? Ha? Harem mi kuruyorsun kendini? Mete, boğarım seni bak. İpek'ten bahsediyorsun lan, İpek'ten. O zaman ispatla. O zaman bana yardım et. Sana söz veriyorum, bütün hatalarımdan döneceğim diyorum. Esra ile bir şey kalmadı zaten aramda. Yardım et. Ailemi geri kazanmama yardım et. Lütfen bana sırtını dönme. Ve ben de senin samimiyetine inanayım. Sana bir şey inandırmak zorunda değilim ben. Son sözün bu mu? Değil. Esra'dan da, İpek'ten de uzak dur. Serap'tan? Peki, ha? Ondan da uzak durayım mı yoksa o... Eyvallah. Aldım ben cevabımı aldım. Eyvallah. İpek. Nazcığım. Bilir misin ablacığım? Ne yaptın? Konuştun mu? Geliyor mu?
Neden ya? Neden gelmiyor? İstemiyor mu? Yo, istiyor ama gelmiyor. Sözünü çiğnemek istemiyor. Nasıl yani? Ne sözü ya? Yani verdiği söz bizden daha mı değerli abla? İkisi aynı şey değil Naz. Bunu öyle değerlendirme ablacığım. Nasıl değerlendireyim o zaman? Yani insan sevdikleri için her şeyi yapmaz mı sence de? Belki de yapamıyordur. Ama neden? Belki de babam öyle istiyordur Naz. Babam mı? Evet ya, onun yüzünden değil mi? Onun yüzünden gelmiyor. Naz nereye? Hay dilimi. Nazcığım. Naz. Naz. Ablacığım bir dinler misin? Bir konuşalım. Nazcığım lütfen bir dur. Lütfen. Böyle kaçarak olmaz. Bu şekilde hiçbir şey halledemeyiz bebeğim. Ya abla neyi halledebiliriz? Ya neyi halledebiliriz? Babam vermiş kararını zaten. Biliyorum Serap abla geri dönmeyecek işte. Bir daha geri dönmeyecek ya. Eğer öyle olacaksa da bu dünyanın sonu mu Naz? Ha? Bak bana. Nazcığım biz annemizin yokluğunu yaşıyoruz. Serap ablanınki ne ki? Ha? İşte ben de bunu söylüyorum ya zaten. Annemi istesek de geri getiremeyiz abla. Ama Serap ablayı geri getirebilirdik. Her şey babamın suçu. Hepsi onun yüzünden işte. Hayır Naz. Hayır babam yüzünden değil. Babam bizim için her şeyi yapmaz mı Naz? Yapar. Biliyorsun bunu ablacığım. Ama eğer böyle istiyorsa vardır bir doğrusu. Ya doğru bunun neresinde ya? Neresinde abla söyler misin? Neresinde? Gel. Bilmiyorum. Ama yaptığına göre kesin vardır bir bildiği. Of. Ay anne ya. Dönüp durma şu küçücük odanın içinde. Ay senin burada ne işin var? Ha? Yani gül gibi evin varken o Esra mıdır nedir? O değil de sen niye oteldesin acaba? Ay anne ya. İyilik yapmak da mı suç Allah aşkına? Yani bir anda ailesi geldi diyorum. Onları göndermektense ben çıktım geldim. Kötü mü ettim yani? Ha soruyorsun yani bunu bir de. Kız bu otel kaç para sen bunları düşünüyor musun? İyiliğinde bir sınırı olur. Bir çıkarın yoksa tabii. Ha, hiç öyle bakma. Sen öyle durduk yere iyilik yapmazsın. Ben kızımı tanıyorum. Yani var aklımızda bir şeyler. Neymiş? Malikaneye dönmek gibi şeyler mesela. Dönersin sen o malikaneye. O bakıcı orada olduğu sürece sen burada bekle o malikaneye dönersin. Bekle. Bakıcı olarak döneceğimi kim söyledi? Nasıl dönecek bir şey? Serap Gencer olarak. Nasıl olacak o iş? Yani senin de biraz yardımına ihtiyacım var. Yani öyle Faruk Gencer'in kayınvalidesi olmak kolay değil. Yani kulağa hoş geliyor böyle. Nasıl bak gördün böyle bir havası geldi değil mi? Bir daha söyle kız. Dur öyle hemen şımarma. Önce şu bakıcıyı bir an önce evden göndermen lazım duydun mu? Yani gönder ki evde bir kaos çıksın. Benim yokluğum daha çok hissedilsin. Ben Mürvet Kutlu malikaneye gideceğim bakıcı. Nasıl ya? Anne öyle değil yani. İş göremez hale gelsin. Duydun mu? Yani pakette bir şey yap, yaparsın sen. Serap sen deli misin, divane misin? Ben ne yapayım elin kadınına ya? Ya ayağını kaydır işte. İş yapamasın o bana yeter yani o kadar. Anladın mı? Ya hadi böyle Sultan sen yaparsın, halledersin bak lütfen. Bizim gidişimiz gidiş değil Serap. Allah sonumuzu hayır. Yaparsın değil mi? Çok az. Başka bir şey dediler mi? Anlattığım gibi işte. Saçmalayıp gittiler. İpek gitmelerine nasıl izin verirsin ya? Polisi çağırman gerekirdi. Nasıl böyle bir şey yapmazsın? Beladan uzak durmak için Faruk başımıza iş mi alsaydım? Ya tam da lansman öncesi medyaya bununla mı kapak olsaydık? Suçlu değiliz, bir şey değiliz. Neden korkuyoruz ki? Bilmiyorum. Yani ne bileyim başımıza iş alalım istemedim.
Ama haklısın. Emniyete haber vermem gerekirdi. Güvenlik zafiyeti de var demek. Ya o iki adam elini kolunu sallayarak buraya kadar nasıl çıkıyorlar? Tedarikçilerimiz olduğunu söyleyerek tabii ki de. Ama danışmadaki kızları uyardım. Bundan sonra randevusu olmayan kimse içeri adımını atamayacak. Uyardın mı? Ya bunun böyle olması gerektiğini bilmiyorlar mı onlar? Ne yapıyorsun Faruk? Buyurun Faruk Bey. Pervin Hanım, bugünkü yaşananları biliyorsunuzdur. Maalesef Faruk Bey. Derhal danışmadaki o iki adamı yukarı alan personel işine son verirsin. Derhal. Ama biz uyarı vermiştik. Tekrar edeyim mi Pervin Hanım? Gerek yok Faruk Bey. Çok net anladım. Faruk, bu tepki fazla olmadı mı? Burada fazla olan tek şey zafiyet. Tepkim değil. Zafiyet. Zafiyet. Sen böyle yapmazdın Faruk. Bu tepkiler hiç senlik değil. Ne oluyor? Bilmediğim bir şey mi var? Ben böyle değildim, değil mi? Evet, yani böyle ilk hatasında birinin işine son vermezdin. İkinci bir şans verirdin. Haklısın. Biraz fazla tepki verdin. Neyse, sen bildiğin gibi yap. Tamam. Hangi arkadaş bu? Şu halini gören de beni sorguladığını sanacak. Değil mi Nisan? Sanki öyle bir havayla sormadı mı? Canım, ben seni niye sorgulayayım ki? Sadece merak ettim tanıyor muyum diye, o yüzden sordum. Laf olsun diye yani. Kusura bakma, böyle habersiz geldim ama müsait misin? Film izliyordum, hayırdır? Nazlı Ömer de izliyor ama beni sarmadı. Babam dışarıda, benim de canım sıkıldı. Acaba diyorum, şu direksiyon derslerine başlasak mı? Bu saatte. Bu saatte olmaz diye bir kural mı var? Yok da ne bileyim. Anladım, sen isteksizsin zaten. Tamam, o zaman izle filmini. Ya dur hemen, gitme. Daha hayır bile demedim. Öğretecek misin? Yani bu kadar istekli bir öğrenci nasıl kırılır ki şimdi? Kırılmaz. Bekle, arabanın anahtarını alayım. Tamam, o zaman ben de arabanın orada bekliyorum. Tamam.
Hoş geldin. Hoş buldum. Gayet güzel. Böyle devam et. Biraz sarkır. Evet. Şimdi yavaş yavaş gazdan ayağını çek. Ama fazla değil, biraz. Biraz. Evet. Yavaş. Ay yavaş dedin de ben bir anda çektim. Sakin. Sakin biraz. Biraz basabilirsin. Bas. Evet, biraz. Nisan çek ayağını. Nisan çek ayağını. Cem! Ne yapıyorsun kız? Öldürüyordun bizi. Daha dur, çok genciz. Yok yok. Tövbe Cem. Allah korusun. Ben bundan sonra araba falan kullanmam. Bence de sana ehliyet falan vermemeleri lazım. Hatta senin şu direksiyon koltuğuna bile oturtmamaları lazım. Ciddi misin? O kadar mı kötüyüm ya? Gördüklerimin en kötüsüydü. Ciddi misin? Ya tamam. Kötü ama birazcık çalışman lazım. Öyle öyle üstüne koyarsın. Gel hadi birazcık oksijen alalım. Hem daha bu yolun dönüşü var. Oksijen kısmına okeyim ama dönüşte ben kullanmam asla. Bak bu konuda sana hak veriyorum. Hem de kesinlikle. Geldim, geldim. Elektrikler gitti. Ha. Şöyle birkaç mum yakalım mı? Tabii tabii. Yakalım ya şey mum. Ne güzel oldu böyle sessiz, sakin. Bir de mum ışığında falan. Neredeydi mumlarımız? Mumlarımız? Buluruz işte bunlar. Karanlıkta mumluğa tabii. Oğlum hoş geldin. Allah Allah. Bu elektrikler niye yok? Şimdi gitti. İyi de sitede her yerde yanıyor. Aa, o zaman sen bir sigortalara bak. Sigorta atmış olabilir. Bak sigorta. Ha, süpersin. Süper gerçekten. Canım oğlum süpersin. Gerçekten süper oldu. Ah bak müzik de geldi. Ay huzur geldi. Sen bu kadar seviyor muydun klasik müziği? Bilmiyordum bak. Sabah erkenden uyanır uyanmaz klasik müzik harika oluyor. Bana çok iyi geliyor. Yarın hemen açacağım sana. Ah, aç tabii sabahları. Sabahtan aç. Bana da eminim. Çok iyi gelecek. Nerede o? Yatıyor mu? Baban gitti oğlum. Ciddi misin? Hı. Hiç gidesi yok gibiydi. Kendini iyi hissedince işinin başına geçmek istedi. Bize tamir edememiştir o. Oğlum. Neyse, varlığı bile yük zaten. Ben odamdayım. Ay gecem. O ne o öyle elindeki kaşık? Ne o? Ne kaşık? Elektrik kesilince... Şey kaldı elim, ben götürüp şey yapayım ya, bırakayım bari. Bence de bırak. Koyayım ben de onu yerine. Elinde kaşıkla geçinme. Aferin Mürvet. Ne kadar iyi bir şey yaptın, aferin. Sabahtan başla dinlemeye şimdi, ha? Sabah.
Hadi kay kay kay. Hayırdır? Sen bu kadar sessiz kalır mıydın? O ne demek ya? Çok mu konuşuyorum ben? Bak bak nasıl hemen defansa geçti. Cem ciddiyim, çok mu konuşuyorum ben? Ya yok be kızım, şaka yaptım. Sen eskiden bu şakalar alınmazdın. Eskiden de o. Niye? Ne değişti? Büyümüşümdür belki de. Genç kız olmuşumdur mesela. Benim gözümde değil ama. Niye? Ne niye? Aman boş ver Cem, boş ver. Söyle, içinde kalmasın. Aslında bir şey var da söylesem saçma gelir. Söyle, belki gelmez. Serap ablayla ilgili. Evet. Serap abla babamla ilgili bazı beklentilere girmiş olabilir. Nasıl yani? Ne beklentisi? İşte beklentiler. Bir şey mi gördün, bir şey mi biliyorsun? Nereden çıktı bu düşünce? His. Ama çok güçlü bir his. Gerçek olmasını istemiyorum. Ama gerçek olduğundan da emin gibiyim. Sanmıyorum Nisan. Neden? Bendeki de bir his. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Hem baban annene çok aşıktı. Ayrıca Serap. Ne Serap? Bence Serap'lık bir şey değil bu. Emin misin? Eminim. Rahatla. Umarım sen haklı çıkarsın Cem. Umarım. Serap abla babamla ilgili bazı beklentilere girmiş olabilir. Cem ne yapıyorsun Cem, yavaş. Cem dikkat et Cem. Ne yapıyorsun Cem? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Nisan pardon, dalmışım. İyisin değil mi? İyiyim de ne yapıyorsun ya? Dingil misin lan sen? Dur dur Cem dur. Tamam Nisan, sakin tamam. Kardeşim kusura bakma, iyisiniz değil mi? Ne kardeşi lan? Düzgün kullansana şunu. Tamam, özür dilerim. Başlatma özrüne. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Lan senin babandır, gevşe. Cem! Cem, Cem, Cem! Oğlum özür diledik Cem, seni uzatıyorsunuz lan. Cem dikkat et! Ah. Lan! Adamı öldürecek misin oğlum? Bin, bin, bin! Cem iyi misin? Cem iyi misin? Cem iyi misin? Bir bakayım. Cem, bakayım, bakayım, bakayım. İyi misin? Bir bakayım Cem. Oh. İyi misin? Geldim. Tentür diyot kalmamış. Onun yerine kolonyayla idare edeceğiz. Ne gerek vardı Nisan? Kanamıyor bile. Kolonya canını yakacak diye böyle diyorsun ama yemezler. Bu yara temizlenecek. Hatta ben seni hastaneye götürdüm ama inatçısın. Abartma ya. Ne hastanesi? Abartma mı? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Dayan.
Sağ ol. Fazla aksiyonlu bir geceydi. Ben artık gideyim. İyi geceler. İyi geceler. Nisan. Bugün için tekrardan özür dilerim. Hatalıydım. Evet, fazla dalgındın. Ve öfkeli. Öyle miydim? Ama bugün o kadar güzel araba kullandım ki yani birazcık beyin sarsıntısı geçirmiş olabilirsin. Kesin ondandır yani. İyi geceler. İyi geceler. Nerede ki bu? Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum görüşürüz. Nereye? Ya Ayşe'ye ders çalıştıracağım. Tamam. Ay, Ege. Efendim? Kendi derslerini ihmal etmiyorsun değil mi? Yok niye diyeyim? Yani birini üniversiteye hazırlamak çok zor bir iş. Tek başına bunun altından kalkamazsın. Ben sayısalla yardımcı oluyorum sadece. Gerisini o halleder. Hadi görüşürüz. Bay bay bir tane. Mürvet. Mürvet. Buradayım makineye çamaşır atıyorum. Benim böyle yeşim taşlı pırlanta oval bir setim vardı gördün mü? Yok görmedim öyle bir şeyin varlığından bile haberim yok. Ne bileyim belki ortalığı toplarken görmüşsündür diye sordum. Görsem ne olacak? Nasıl? Ay görsem ne olacak? Alır bir köşeye koyarım yani. Ya işte ben de onu diyorum yani. Gördüysen bir yere koymuşsundur. Koskoca set. Koskoca set. Sen şimdi niye bunu bana soruyorsun? Bir de böyle imalı imalı koskoca set falan. Kime sorayım? Senden başka kim var evde? Ha yani ortada yoksa Mürvet almıştır diyorsun yani. Sen bu söylediklerimden bunu mu çıkardın? Vallahi ben ne çıkaracağımı bilemedim. Allah aşkına yapma ne olursun. Yani bir sürü işim var zaten. Eğer bulursan koyarsın oldu mu? Hadi hoşça kal. Mutfağı toplamadan gelmez o. Yo ona bakmadım. Ayça'nın ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu farkındayım. Ben dakika tutuyordum onun için baktım. Niye? Ne dakikası tutuyorsun? Daha ne kadar böyle susup oturacağını merak ettiğim için. Var sende bir şeyler yine ama dökül bakalım. Of Ege of. Yani aklımdan geçenleri bir duysan. Ben bile ne düşündüğüme şaşırıyorum bazen. Bak böyle söyleyince daha çok merak ettim. Nasıl söyleyeceğim ki ben bunları? Şöyle. Önce en önemli cümleyi kur. Ve kurtul ondan. Yani sonrası çorap söküğü gibi gelir zaten. Yok. Yok yapamayacağım. Olmuyor. Ben daha kendime itiraf edemiyorum ki. Marş. Şimdi kapat gözlerini.
yüzünden Cem'e aşık oldum. Evet, bu önemli. Şimdi sıradaki gelsin. Ama Cem Serap ablaya aşık. Başka? Bence Serap abla da babama aşık. Hatta bu evden de o yüzden gitti diye düşünüyorum. Nasıl yani? Düşünsene, Serap abla babamı karşılıksız seviyor. Ve burada durması ona acı çektiriyordu. Üstüne Ömer'in meselesi yüzünden babam da Serap ablayı suçluyor. Ya kadın işinden istifa etti Ege. Resmen işinden istifa etti. Yani bütün bu yaşananlar basit bir suçluluk duygusundan olamaz. Yani babandan karşılık bulamayınca evi terk etti, öyle mi? Aynen. Bazen böyle Serap ablaya karşı değişik bir his oluşuyor benim içimde. Sanki uzak durmam gerekiyormuş gibi. Hatta bazen böyle elimde olmadan ona karşı gardımı alıyorum. Sonra da düşünüyorum. Hani diyorum ki saçmalama Nisan, o kadın sizin için neler yaptı? E tabii bunları düşündükçe de hislerimden utanıyorum Ege. Acaba diyorum ben kötü bir insan mıyım? Bak sen kötü bir insan değilsin. Hatta tanıdığım en iyi insanlardan birisin. Sakın bunun için kendini suçlama. Eğer böyle hissediyorsan sebebini bulmalısın. Yani Serap konusunda niye böyle hissettiğini bulursan olayı da çözmüş olursun. Acaba diyorum, Cem yüzünden onu kıskandığım için olabilir mi? Bilmem, olabilir mi? Hayır ya, hayır. Bunlar sadece iki arkadaş. Şöyle şeyler düşünme, bence saçmalayıp durma. Ayça, ne yapıyorsun sen burada? Hiç, oturuyordum. Hani niye buradasın? Senin işin gücün yok mu? İşim olsa bile seni böyle gördükten sonra yapamam ki. Seni böyle bırakamam. Niye? Nasılım ki ben? Yıkılmış ki. Ayça ne oldu? Söylesene. Neden ağlıyorsun? Serdar. İçim acıyor. İçim çok acıyor. Neden? Aşktan. Ayça kendini işlere kaptırdı galiba. Ya da dersten mi kaçıyor dersin? Hayret. Sen gelince hiç de böyle yapmazdı ama. Nasıl yani? Aman Ege. Sen de herkese iyi, güzel, hoş akıl veriyorsun da. Seni ne yapacağız? Benim neyim varmış bu? Etrafında olup bitenlerden haberin yokmuş. Hadi ya. Ne oluyormuş benim etrafımda? O kadarını da sen çözeceksin artık. Mürvet teyze. Hoş geldin Mürvet teyze. Kış bulduk, ne yapıyorsunuz, turluyorsunuz mu? He, turluyoruz. Turla turla bitmez, koca bahçe tabii. Serap'ım olsaydı canınız sıkılmazdı. Ama yok işte. Hariç burada mı? Burada burada, mutfakta. Mürvet teyze. Ha? Çıkarken ben de gel istersen. Seninle de motorla turlayalım ha? Ben dolmuştan turlarım. Kokuyu takip et, bulursun. Mis gibi kokutmuşsun. Döptürmüşsün yine bak. Hoş geldin Mürvet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi sana da güzel bir tabak hazırlayacağım. Yok, zahmet etme. Ne zahmeti ya? Olur mu öyle şey? Hadi, hadi bakalım. Afiyet olsun.
Çocuklara yaptım sıcak sıcak. Tam vaktinde geldim vallahi. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Ben de öyle çat kapı çıktım geldim vallahi. Ay iyi yaptın. Mürüvvet, bir şey olmadı değil mi? Ne olur, bir şey yok. Serap'ı biliyorum. Onunla olan durumları da biliyorum. Naz da evden kaçınca Serap'ın aklı burada kaldı biliyorum. Git dedi anne, yavrulara bir bak, kuzular ne yapıyor bir gör. Çocuğun aklı burada kolay değil tabii, o kadar zaman geçir. Ah canım Serap. Bizim için kendini ortaya at. Öyledir benim çocuğum. Fedakardır. Onu ben öyle yetiştirdim ayrıca. Mürüvvet, pırlanta gibi bir kız yetiştirmişsin. Vallahi emeklerine sağlık senin. Yeni bakıcı nasıl, memnun musunuz? Tabii ki Serap'ın yerini tutmaz. Ama fena kız değil, koşturuyor işte. Ve bizim de gözümüz üstünde tabii. Sen önemlisin. Allah seni onların başından eksik etmesin. Amin, amin. Ay ben de kuru kuru yediriyorum sana. Bir ayran getireyim ben sana. Gerek yok, gerek yok aslında. Yiyorum da yani çocuklara bakmaya geldim, sözde böreğin başına oturdum ya. Ay olur canım sen de. Çocuklar kaçmıyor ya sen de. Sen şöyle zevkle ye. Nasıl olsa hepsi burada. Hah, sen şimdi şu böreğin yanına iç. Şöyle bak. Oo. Ne kadar iyi bir insansın. Canım benim. Afiyet olsun. Sağ olasın, sağ ol. Ne yapalım? Sağlık önemli. Başın ağrıyorsa başka gün telafi edeceğiz artık. Biz de dersten kaçıyorsun sanmıştık. Günahını aldık. Yok canım. Ben Ayça'nın kaçmadığına eminim. Sen ilaç aldın mı? Yani almadım da geçmezse alırım. Tamam. O zaman bana müsaade. Tekrardan geçmiş olsun Ayça. Ha bu arada varsa elmaya. Baş ağrısına iyi gelir. Aa, profesöre bak sen ya. Bilmediği şey yok ha. Hadi dikkatli git. Görüşürüz. Ne oldu sana bir anda böyle? Susuz mu kaldın? Neyse hadi gel elma yiyelim. Nisan. Hı? Biz Ege'nin kız arkadaşı yok diye biliyoruz yani. Yani siz böyle çok yakınsınız yani. Ayça'cığım. Hadi sor ne soracaksan. Hala yok mu yani? Emin miyiz? Yok. Ama her an olabilir. Ya. Ya. Ege ile çok yakışıyorsunuz. Ciddi misin? Evet. Ya nasıl, biz onunla mı? Evet. Sen ve o. Özür dilerim. Hayda. Acaba nereden çıktı şimdi? Ha? Hiç. Öyle şuna. Hadi elma. Neredeymiş benim kuzularım acaba? Nereden? Yeni unuttum öğle uykusunda. Ben o kadar yol geldim bu sıcakta. Olacak şey mi yani? Uyandır, sonra uyur. Beni özlemiştir o. Serap ablasını daha çok özlemiştir. Lütfen. Bu yaşlarda öğle uykusu önemli gelişimi için. Ama isterseniz siz aşağıda bekleyin, uyanınca görürsünüz. Ay. İyi misiniz? İyi misiniz? Tuttum. Tuttum, merak etmeyin. Kız çok kötü oldum kız. Gelin şöyle oturalım. İlacım var aşağıda, ilacım. Tamam, siz böyle oturun, ben getireyim ilacınızı. Ya, inelim beraber. Ben ilacımı alır oradan eve giderim gari. Peki, tamam. Şöyle tutayım ben sizi, yavaş, yavaş. Allah Allah. Birden oldu ya. Allah. Ay hiç böyle gerçekten olmazdı. İyi misiniz? Dikkat edin. Tutun o zaman. Burada. Dikkat edin. Ay. Yavaş. Uzun zamandır olmadı da. Ben... Aman, aman ya. Dikkat edin. Ah. Dikkat edin. Ay. Yardım edin.
İmdat! Yardım edin! Hayır Yetiş! Yetiş! Düştü kadın. Kadın düştü. Yetiş! Ay, kardeşim uyan. Kardeşim. Kardeşim iyi misin? Çok şükür. Ay, çok şükür. Çok şükür. Ne oldu? Niye beni apar topar çağırdın? Sen Nisan'la değil misin? Kapat şimdi Nisan konusunu. Ne o? Sen geldiğine pişman mı oldun? Bence konuya girelim hemence. Çok vaktim yok. Vaktim yok? Niye? Artık işin de yok. Yoksa söz verdiğin başka birisi mi var? Başka birine söz vermiş olsaydım şu an burada olmazdım. Emin misin? Sana ne Cem? Hı? Ne oluyor yani? Beni mi sorguluyorsun? Aklımda biri mi var? Aklımda ya da kalbinde. Yok. Şimdilik. Rahatladın mı? Rahatladım. Şimdi. İyi. O zaman beni otelime bırak. Mısırcı. Buyur kadın. Bir tane mısır verir misin? Hemen vereyim. Ama ikiye böl. İnce küçük taneli olsun ama. Tuzunu da bol atalım. Tamam. Afiyet olsun. Buyur. Eyvallah. Sevdiğinden. Al. İstemiyorum. Niye? Yemeyeceğim. Artık sevmiyorum mısır. Artık hiçbir şeyin yarımını sevmiyorum. Hepsi senin olsun o zaman. İstemiyorum. Gözümü niye kaçırıyorsun? Al. Bak. Kapat gözlerini. Ne? Kapat. Yoksa bu kavga bitmeyecek. Telefonum çalıyor. Bana bir de Nisan konusunu kapat diyorsun değil mi? Sen kapatamamışsın. Efendim Nisan. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk Serdar. Hayırdır? Ömer mangal istemiş. Ha. Tuğba Hanım düştü ya, herkes hastaneye gidince biz de yemek işini böyle hallettik. İyi yapmışsınız. Buyurun, ben etlere bakayım, yanmasın. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Faruk Bey. İşi ustasına bırak bakalım Serdar. Tam zamanında geldiniz. Tuğba nasıl oldu? Gerçi bıraktığımızda biraz iyiydi ama. İyi, iyi. Daha iyi. Ama birkaç gün gelemeyecek. Gelmesin canım. Yeter ki iyi olsun. Görünmez kaza, hayır iş. Aynen öyle. Yani kızcağız Mürvet Hanım'ı düşmesin diye tutmak isterken başına gelene bakın. Allah beterinden saklasın. Amin. Hazır neredeyse. Soğutmadan buyurun. Ben de Nisanlara haber vereyim o zaman. Ben haber veririm Ayşe. Elim yüzümü yıkayacağım ben. Tamam Fahit Bey. Mürvet abla da hiç belli etmiyor ama tank gibi kadın valla. Önüne çıkmamak lazım. Yine düştü çenen Serdar. Tabakları uzat hadi, boş durma. Hadi. Uzatayım abi, uzatayım.
Vallahi adam öldü dedim. Merdivenin dibinde öyle yığıldı kaldı. Allah etmeye katil oluyordum ya. Abart iyice abart. Sana söylemesi kolay, bana bak kız. Bir daha öyle manyak manyak işlerine beni bulaştırma, tamam mı? Beni bulaştırma, gidiyorum ben. Keyfimden mi bulaştırıyorum ya? Bir amacımız var, niye anlamıyorsun? Ne amacım var ya? Ne amacım var? Ben kadını oradan yuvarladığımdan kaldım, tamam mı? Bak yine el el üstüne, el baş üstüne. Hayır, bir şeye yarasaydı gam yemezdim zaten. Yarayacak. Anne, ya bir bildiğim var diyorum ya, bana güven. Senin bir şey bildiğin yok. İpek müpek gelir, ben gidiyorum. Bütün gün evde yoktum zaten. Bak bakalım bir bildiğin var mı yok mu? Kız bu ne? Genceroğlu'na biletim. Serap, senin frenlerin patlamış. Allah ıslah etsin seni ya. Ya Ömer, kirlettin her yerini. Yıka şu elini. Her yerini sürdün. Yıkamayacağım işte, yıkamayacağım. Niye sözünü emiyorsun ya? İki dakika telefonla konuşturmadınız ya. Ne bağırıyorsun çocuğa, ne oluyor? Her yerini kirletti ya, sen uğraş. Of. Ne yapıyorsun ablacığım? Oyun oynuyorum. Ama bu ne hal? Neler yaptın? Ne bu gürültü? Baba! Hoş geldin baba. Bak. Oğlum ne bu hal? Serap abla gelmedi diye. Baba, babacığım. Bence şimdi değil. Yemek yiyeceğiz ama kızım. Ben hallederim. Ben şu ellerimi yıkayayım. Aşağı inersiniz siz de. Tamam. Mürvet. Mürvet. Yeşim taşlı pırlanta oval bir setim vardı, gördün mü? Yok, görmedim. Öyle bir şeyin varlığından bile haberim yok. Ne bileyim, belki ortalığı toplarken görmüşsündür diye sordum. Görsem ne olacak? Nasıl? Hayır, görsem ne olacak? Alır bir köşeye koyarım yani. Ay işte ben de onu diyorum yani. Gördüysen bir yere koymuşsundur. Koskoca set. Koskoca set. Sen şimdi niye bunu bana soruyorsun? Bir de böyle imalı imalı koskoca set falan. Kime sorayım? Senden başka kim var evde? Ha yani ortada yoksa Mürvet almıştır diyorum yani. Hakan'ı mı arıyor? Bak, benim bu saatten sonra bu evde bir işim kalmadı artık. Bir dakika, bir dakika Mürvet. Ne olursun bak, çok özür diliyorum. Büyük bir hata yaptım. Sen hiç mi hata yapmadın? Öyle bir şey yapmadım. Ben senelerce el kapısında çalıştım. Kimsenin kıyafetlerini yoklamadım. Ve sen böyle söyledikçe ben iyice utanıyorum. Gel oturalım, konuşalım ne olursun. Doğru söylüyorsun ya, vallahi oturalım konu. İki de kahve yapayım ben karşılıklı bu mevzuyu, hiçbir şey olmam. Ya sen ne diyorsun ya? Bırak bu evde kalmayı, bir daha benim yüzüme bakma İpek Hanım. Benim bildiğim insan onuru için yaşar. Sen bana hırsız dedin. Hırsız. Çekil yolumdan. Baban ne yaptı? Patates ister misin? Hı? Al bakalım. Domates, biber atıyorum biraz da. Atın vallahi yeriz. At at canım, seviyorlar. Ya madem domates biber yedirecektin Kamil abi, menemen yapsaydın.
nankör. Yavrum, verdin mi tepsiyi Naz'a? Verdim, verdim. Yiyecek. Oh, yesin tabii. Acıkmıştır yavrucuk. Ben artık sizden hiçbir şey istemiyorum. Duydunuz mu? Hiçbir şey. Baba. Baba bir saniye. Nisan koş. Koş baba. Nisan. Hay Allah. Gel şunu toplayalım. Yetti artık bu şımarıklığın Nazım. Kalk ayağa. Kalk! Baba. Yüzüme bak. Yüzüme bak! Ne bu şımarıklığın Nazım? Hı? Her istediğini yapacağını mı sanıyorsun sen? Sakin kalmaya çalıştıkça, sana tolerans gösterdiği şartını aşıyorsun. Ne istiyorsun kızım sen daha? Ha? Neyin eksik? Cevap versene, neyin eksik? Annem eksik. Annem eksik baba. Geri verebilir misin onu bana? Hı? Neyin eksik diye soruyorsun yani bana? Annem eksik, canım eksik baba. Ama veremezsin değil mi? Bir Serap ablam vardı, onu da aldın benden. Gel. Babacığım, aşağıda seni bekliyoruz. Tamam kızım, geliyorum.
Bu ne kadar sürecek böyle kızım? Bak bugün annenle evlilik yıl dönümümüz. Akşama lazımam var. Bugünü yapabileceğimizin en iyisini yaparak geçirebilirsin. Ya da böyle somurtarak bekleyebilirsin. Sence hangisi mantıklı? Naz. Bu Nazman hepimize iyi gelecek kızım. Hadi elini yüzünü yıka, üstünü başını değiştir. Aşağı kahvaltıya gel bizimle. Kahvaltıya gelirsen beni çok mutlu edersin. Günaydın. Günaydın. Baba bak, annem geri döndü. O hiçbir zaman gitmedi ki oğlum. Sağ ol İpek. Rica ederim. Yıl dönümümüze yetiştirmeyi başardım. Sen bu yıl dönümü için dağları devirdin. Ben neymişim ya? Sen var ya muhteşem bir şeysin. Canım. Ay bugün çok güzel başlamadım ama. Acıktık mı ne? O zaman kahvaltıya oturalım. Benim erken çıkmam gerekiyor. Hadi geçelim. Gel kuzum. Gel. Acıktım. Ben de. Evet. Bu gece için hazır mıyız? Gönderdiğin kıyafetler sayesinde evet. Oldu mu hepsi? Tas tamam. Harika. Ona da mail attı. Yarım saatimi aldı. İnternet sağ olsun. Nazo? Seninki oldu mu? Benimki de güzel. Teşekkürler. Sevindim. Benimki de çok güzel oldu. Hem de papyonum. O zaman bunu hak ettin. Kandırdım. Şaka şaka. Afiyet olsun canım benim. Onca işin arasında bu tabloyu nasıl yetiştirdin peki? İnsan isteyince her şeyi yapıyor. Sen olmasan bu gece de bu projede olmazdı peki. Sağ ol Ayşe için. Saçmalama, sen çok uzun zamandır bu projeyi hayal ediyorsun. Ben birazcık hızlandırdım o kadar. Ya bunu vermeyi unutmayayım artık değil mi? O ne? Günlerdir olup biten yüzünden sana bir türlü veremediğim hediyen. Nice yıllara. Tamamen unutmuştum. Vallahi unutmadım. Ne kadar güzel. Çok zarifsin. Teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. E tak o zaman. Çok şık. Doğum günüme yetişmedi belki ama çok anlamlı, çok güzel bir günde vermiş oldum. Sağ ol. Nice yıllara tekrar İpek. Ben otele gideyim. Hazırlıkları kontrol edeyim. Siz de akşam geç kalmayın, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Serdar, bir eksiğimiz yediğimiz yok değil mi oğlum akşama? Aman çok önemli bir gece bak. Aman Faruk Bey'e mahcup olmayalım. Kamil abi her şey tamam ya, sen merak etme. Oh iyi, hadi hayırlısıyla inşallah.
Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Çok özel bir gece. Burada bulunmak çok anlamlı. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Harika bir atmosfer. Çok emek verilmiş. Ellerinize sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Faruk Bey'in kıymetli eşini böyle anmak bizim için şeref. Çok naziksiniz. Her şey çok güzel değil mi? Evet, çok güzel yapmışlar. Tam da adına yaraşır olmuş Ahmet'in. Nur içinde yatsın. Amin. Esra, bir bakar mısın? Serap gelmeyecek mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Anladım, tamam. Sağ ol. Ne oldu? Dayanamadın mı? Merak ettim diyelim. Ha, dayanabiliyorsun yani. Gözlerim aramıyor değil. İyi. Aramasın o zaman. Gelmeyeceğim. Haberim var. Gelmem için mi aradın o zaman? Yok. Gelmek istesen gelirdin. Mesela ben şu an gelmek istiyorum. Neredesin? Yok, olmaz. Yani şu an müsait değilim. Sen gecenin sonunu bekle. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Hoş geldin, sağ ol. Yakışıklı. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben bir Ege'ye selam vereyim. Çok güzel olmuşsun. Olmuş muyum? Olmuş. Ben bizimkilerin yanına gideyim. Sen de gelirsin. Tamam, gelirim. Önce bir annemin yanına uğrayayım. Geleceğim. Gencer Seramik olarak bu önemli ve özel gecede bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bu gece burada Efsun Gencer için toplandık. Gencer Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Gencer'in bu şirkette onun kadar emeği olan eşi Nisan, Naz ve Ömer'in anneleri ve de benim canım arkadaşım Efsun için. Onun ilham veren yaşamından esinlenerek hazırladığımız bu koleksiyonu sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu ürünler Efsun'dan izler taşıyarak tasarlandı. Beyaz, saflığın ve asaletin simgesi. Serinin formu ise bizce zarafeti yansıtıyor. Tıpkı Efsun gibi. Onun ismini ve hatırasını yaşatacak bu ürünler, Efsun'u bizden alan hastalığa yakalanmış diğer kadınlar için de bir yaşam umudu olacak. Çünkü sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyondan elde edilen gelirin tamamı bağışlanacak. Efsunlar yaşasın. Onlar gülümseyebilsinler diye.
Efsun bize her hatırladığımızda onu daha çok özleyeceğimiz hatıralar bıraktı. Bize birbirimizi bıraktı. Birbirine gururla, umutla, sevgiyle bakabilen bir aile bıraktı. Hayatımızda olan bütün güzel şeylerin eseri ona ait. Seni çok seviyoruz Efsun. Adam biraz önce hanımından bahsediyordu bize. Nasıl? Nasıl olur? Bu nasıl bir şey? Keşke gelmeseydin. Bu annem.